Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik demiş herhalde bu nalburculuktan bize bir şey gelmiyor. Yani ipsiz sapsız gezeceğimize aylak aylak, manası da bunun şeyi götlek demek. Götlek ipsiz sapsız gezme gezene ne deniyor? Hani biz de diye biz de bir laf yapıyor dilimiz, ağzımız. Bir hocalık taslayalım. Nasıl kazanırız? Nasıl kazanırız? Demiştir. Cübbeli yavşaklık yapalım da yağ çekelim de taraftarı var. Ondan da bize bir nasip düşer. Şimdi ipsiz diyoruz. Bir yere de bağlıyız. Bir yere beyan ediyordu hocalarına falan filan, İsmail Ağa'dan Cübbeli hocasına. İsmail Ağa da dedi, aforoz etti onu. Beni aforoz edemezler. Beni aforoz edemezler. Benim bağlı, onlar beni bizden değil diyemezler. Ama ben diyorum ki şu manada, ben kemalat sahibi olarak, nübüvvet kemalatı sahibi olarak benim bir kişiye şeyhim demem caiz değil. Böyle bir durum yok. Yani her ne kadar Nakşiyolunda nübüvvet kemalatına açılan bir kapı olsa da, her ne kadar ben asıl nebilere has yoldan, resullere has yoldan gitsem de ben bunu bilmiyordum. Tekrar İsmail Ağa'ya gelerek Nakşiyolundan bu kapıyı araladım. Mektubat-ı Rabbani'de bu iki yolda da caiz. Yani aynı anda aynı kişide bu iki yolda olması caiz. Yani bir kişide iki yol. O iki yol bende var ama şimdi burada uyulma noktası gibi düşünülemiyor. Niye? İsa Aleyhisselam Mehdi'ye uymasındaki sır, başını taramak gibi, aynaya bakmak gibi. Benim de İsmail Ağa'ya gelip işte tarikat talebim, bilmiyordum çünkü. Tarikat talebim, yani İsmail Ağa'ya gelip Mahmut Efendi'ye, işte Mahmut Efendi'den tarikat tersi alıp teveccüh görmem. Yani bir aynaya bakıp saçını taramak gibi. Yani İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'a, yani bendenize uyması nasılsa, benim de Mahmut Efendi'ye uymam öyle. Yani böyle bir durumla açıklanabilir. Yani şeyhim demem caiz değil. Ama İsmail Ağa beni atamaz. O bizden değil diyemez. Çünkü onların dahilinde değil. O ulema heyeti köpeklerin dahilinde değil. Cübbeli'nin dahilinde değil. Hüseyin Çevik'in dahilinde değil. Hiç o Saadettin Usta Osman'ın oğlunun dahilinde değil. Böyle bir durum var yani. Yalnız şimdi Hüseyin Çevik şimdi diyor ki 1545 davası Nurculara diyor. Çok biliyor ya mal. Şimdi kıyametin kopup kopmaması hususunda tarih verenleri konuşuyorsun. Şerefsiz haysiyetsiz, din şerefsizi, din haysiyetsiz, din kahpesi. Sen aslında o dereceye varamadın da, çünkü ne yaptığını bilmiyorsun. Sen yavşaklık derecesindesin aslında da, nedir, payı yükseltmiş olalım sana. Din kahpesi payı diyeyim. Şimdi bu encamda senin İsmail Ağa'nın seni kabul etmemesi benimle alakalı. Benimle meşveret etmemden kaynaklanıyor. Yani hatta aşan bir durumum var senin. Ümmetin ömrü meselesiyle alakalı. Yani konuşmak şurada diyorsun, kıyametin tarihiyle alakalı konuşmayı sen ön plana çıkarıyorsun. Ulan 30
şey 55 sene sonra ümmet vasfı kalmayacak. Senin şeyhin, yani senin mürşidin cübbeli İngiliz lordu cübbeli dedi ki 300 sene sonra, 150 sene sonra, 200 sene sonra, 600 sene sonra Mehdi çıkacak. Yani ümmet vasfının bittiği şeyi konuşalım. Kıyameti bırak. Kıyameti bırak. Yani şimdi çıkmaz demek de tarih vermektir. Şimdi müceddit vasfı vererek diyorsunuz ki bu yüzyılda çıkmaz. Şimdi müceddit vasfı vereceksiniz. Müceddit vasfı vereceksiniz. Benim ortaya koyduğum Mehdi'nin ehli nübüvvet olma durumunu nes etmeniz lazım. İlzam etmeniz lazım. Bre kahpeler, din kahpeleri. Ulema etik köpekleri. Saadettin. Kelaynak Saadettin. Ben onu kime diyecektim ya? Engin Avcı Kelaynak'ına diyecektim. O da çıkıyor. Deccal senin babandır. Soyundur, sopundur lan. Yani seni barındırıyorlar ya o şekilde. Şerefsiz. Sen delilleri yok sayarsan, delaili, ilmi delil olsun, aynaya çıkmış, aynel yakın delile çıkmış delilleri yok sayarsan, küfre düşersin. Deccal'in kucağında memesini emersin de haberin yok. Şu anda emdiğiniz meme, cübbelinin emdiği meme. Deccal'i, hani Deccal demez ki, ya yani böyle bir tehlike olsa, istimam olsa, sıram ben olursam kifayet ederim diyor. Yani Deccal'in fitnesinden niye uyarsınlar? Herkes görecekse. Deccal'in kucağında memesini emmiyor, cübbeli görmüyor. Onun da kucağında Hüseyin Çevik cübbelinin memesini emmiyor. Yani böyle, yani öyle yok. Direkt herkes ememez. Direkt herkes ememez. Önce onu Deccal'in lordları, önce Deccal'in lordları emer. Ondan sonra Hüseyin Çevik gibi yavşaklar emer. 1500 hadisini ortaya koy da ya bizim durumumuz ne olur da ya, bizim durumumuz 55 sene sonra ümmet vasfı kalmıyor. Benim soyumun, işte kardeşlerimin soyunun efradı ailem, çevrem ne olur da ya, bundan sonra doğacak nesil, yani demek ki şimdi doğan bir Müslüman, böyle gerçekten bir Müslüman, işte o ümmet çizgisine şey girecek, dinsiz girecek demek ki. Yani bu başlangıç, o buzdağının hani görünen kısmı şimdi. Yani az gibi görünüyor. Halbuki o dinsizlik cereyanı şimdi başlayacak, şimdi bu zamanda başlayacak. Ki sen diyorsun ki Müslüman olduğunu sanıyorsun. Allah diyen, Allah dese ne olur? Allah deyip Mahmut var akıllarında. Sizin. Allah dedim mi İsmail Ağa, Allah dedim mi Mahmut geliyor aklınıza. Mahmut Efendi geliyor. Röportaj yapılıyor. Diyor ki ya röportaj yapıyor Show TV. Biz diyor onu görünce diyor Allah'ı hatırlıyoruz. Tabii Allah deyip onu Allah deyip onu aklınıza getiriyorsunuz. Rabıta da bu. Yani düştüğünüz durum bu. İsmail Han'ın düştüğü durum bu. Ki buna cevap veremediler. Cevap veren bir İsmail Ünlerlice, yani küfür isnadına, alimler ilah iddiaz ettiler. Küfür isnadına, biz tapmıyoruz, seviyoruz dedi. Ayet de var. Onlar Allah'ı sever gibi severler ayeti var. Yani bunu adam anlamadı yani. Bizi desteklediğini, bizi doğruladığını anlamadı. Kahpe Ünerlice. Din kahpesi. Şimdi Ünerlice şimdi nasıl cennete gitsin? Ancak sizin gibi kelaynakları kandırır. Cahil cühelayı. Der ki
İşte şöyleyiz, böyleyiz, şöyle itikat üzereyiz, böyle itikat üzereyiz, böyle gibi. Ama yok. Yok. Yani batıl itikat, sapık itikat. Yani cennete götürecek, Allah-u Teala'nın rızasına getirecek bir itikat yok. Yani nasıl doğruları bir ortaya koyan bir insan çıkmış, demiş ki, yahu siz ne yapıyorsunuz? Yani ruhbanlık, ayette de bildiriyor ya, hani ruhbanlığı uydurdular, onu da gereği gibi yerine getiremediler ayeti var. Şimdi nedir o? Allah-u Teala'ya kendinizi adıyorsunuz. Hal ve ahvaliniz ruh halinize, yani cesetten bir gafil olup ruh makamına çıkıyorsunuz. Yani ruh bu dünyayla bağlantıya, yani şeyler, keşiflerle, o da net değil yani, net değil, vahiy gibi değil yani. Keşiflerle, zuhuratlarla, şunlarla, bunlarla, şey Nazım Kırmızı gibi at at tut oluyor yani. Yani ben bir şey diyorsam geri adım atmam. Ben cübbeli değilim. Niye adım atmam? İlahi lütuf desteklenen el nüvvet kemalat, nüvvet kemalatı, yani vahiy yakınına sahip Allah-u Teala'nın lütfettiği bir kişiyim. Bu konuda ben yenilmedim. Ha, kandırırlar sizi. Yani avamı, cahil avamı bu konuda ehli ilim, arifler, alimler kandırabilir. Ama bize cevap verme hususu geldiğinde cevap veremezler. 1500'de ümmetin ömrü bitiyor. Yani kaldı ki hani tarih veriliyor, vermiyoruz, veren yanılır, bilmem ne. Ulan cübbeli işte tarih vermiş oluyor yani. Bu yıldızla çıkmaz diye dediği zaman. Hadi onu da kabul ettik. O zaman müceddidlik şeyine, hadise vurdurarak şey yapıyorsunuz. Ki ona da Molla Muhammed cevap verdi, ona da cevap veremedi, kahpe, din kahpesi. Yani böyle bir hengamede milletin durumu şuna benziyor. Dürüst bir çiftçi tertemiz malını, helal malını, tertemiz el emeği, göz nuru ekip biçtiği buğdayını pazara çıkarıyor. Pazara çıkarıyor. Buğdaylar normalde olması gereken para 4 lira. Bakıyor ki millet 8 lira satıyor. 8 liraya satıyor. O 4 liradan çıkarıyor. Normalde fiyat 4 lira. 4 lira diyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Tertemiz buğdaya. Yeni mahsul buğdaya. Adam 8 lira yazmış buğdayına. Yani nemse nem, topraksa toprak, çalı çırpı ise çalı çırpı, geçen senenin mahsulü karma bir mahsul. Hep hileli. Yani millet gidiyor ona saldırıyorlar 8 liradan, o kötü mahsulü alıyor. Bu diyor, yahu ben diyor hileli mal satmıyorum, temiz mal satıyorum, ucuz satıyorum, satmaya çalışıyorum. Kimse diyor benim malıma bakmıyor, niye acaba? Gidiyor işi bilen bir halime, diyor efendim böyle işte ben helal kazanıyorum, tertemiz ekip biçiyorum, malımı normal fiyattan satışa çıkıyorum, kimse yüzüne bakmıyor. Yanımda diyor satan hileli satıyor, nemli, çer çöplü toplama malı, hani buğdayı, nemli işte ikinci sınıf buğdayı, toplama buğdayı satıyor, 8 liradan satıyor, 2 katına satıyor, millet ona gidiyor. Oğlum diyor, bir dahaki gidişinde diyor, buğdayın küçesinden şöyle bir kaldır diyor, şöyle az bir toprak koy diyor, üstünü ört diyor. Onun fiyatını da yükselt diyor, 8 liraya. Tamam diyor efendim.
Aynı şekilde yapıyor. Kaldırıyor köşedeki buğdayı. Bir toprak oraya serpiştiriyor. Üstünü de kapatıyor. 8 lira fiyat yazıyor. Patır kütür satmaya başlıyor. Ya bunun diyor sebebi hikmetini anlayamadım diyor efendim diyor gidiyor soruyor. Oğlum diyor bu millet diyor helal yemiyor ki. Helal diyor kazanmıyor ki diyor helal yesin. Yani milletin derdi gerçek manada kurtuluş değil ki. Kolay yoldan kurtuluş o da mümkün değil. Dünya talebiyle hani sırf esas diyoruz ki biz yani dünya ile beraber ahiret talebi merduttur. Dünya ile beraber ahiret talebi merduttur. Böyle bir şey olamaz diyoruz. Yok bunlar illa böyle bir şey olur diyorlar. Yok böyle bir şey. Yani sen hem dünyada işte dünyanın peşine koş. Dünyada senin kulluğun ikinci planda kalsın. Hani namaz kılsan bile. Hani esas gayen Allah'a kulluk. Gerçekten derdin Allah'a kulluk, yaşama, hani yaratılma gayesi olmadıktan sonra hala helalom işte ben bunu yaptım, ben ev yaptırdım, ben ev araba aldım, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum, ben ağır yaptırdım. İşte sitede 3 tane daire aldım. İşte 4 trilyondan 3 tane daire aldım 12 trilyona. İşte Mega Center'da işte 6 tane dükkanım var. Ama namazlarımı da kılıyorum. Nasıl? Tavuk yem yer gibi. Yani burada şuna da vurgu vurmak lazım. Şimdi yani araya sıkıştırarak. Hani bir vakitten bir vakite heyecan duyarak değil. Araya sıkıştırarak yani adam zekatını verecek. Tabi bunlar başka türlü anlatıyorlar. Onlara alınar versinler diye. Aman çalışın Müslüman çalışır. Müslüman BMW'ye binecek. Müslüman şey olacak. Yoksa onlara para gelmez. Nereden kazandığın yok. Bizim hacı var. Shopping'in şeyi kart kabul ediyor. Faiz sistemine da Deccal'e adapte olmuş. Deccal'e adapte eden hani bunu yani biraz alaycı yönünde söyleyeceğim yoksa küfre girerim. Bu alay yönünde söylüyorum bunu. Yani bizim Shopping'in hacısı, yani sahibi Deccal'e tabi olmuş, kart davasını almış. Bizi Deccal'e peşkeş çeken Sayın Recep faiz sistemine peşkeş çeken, hani şimdi o da baştan değil de sistemin başında o değil de ama devam ettiriyor yani. Peşkeş çeken Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz de, demekten başka bir şey düşmüyor yani bize. Nedir? Yani bu da bir hakaret değil. Hani peşkeş çeken işte zorla atmak gitmek değil. Yani hani Deccal'e uymayana ekmek yok diyor ya. Şimdi adamlar nasıl nakiti malını nasıl satsın? Kartla tıkkada bir koyuyor internete bir resim çekiyor. Tak para hesabına geçiyor. Yani böyle bir durum var yani. Ümmetin ömrü 1500'de biter. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlını sahibi.